Ali Dertber Piyasanın herkese tekrar selamlar değerli arkadaşlar. Saat 16.15. Evet sabah biliyorsunuz açılışta Twitter'dan izleyenler için tabii ki diyorum. Youtube'dan da paylaşımlarım oluyor ama bundan sonra bir dakikalık 2 dakikalık bu tarz çalışmalarım olacak. Sabah açılırken ne demiştik? Dedim ki bugün oyun planım sabah endeksin e, gün boyunca belli bir dar, aralığında, dar aralıkta seyretmesi yönündeydi. Onun için 30 endekse şunu yapmıştık. 8900'e satış koyuyorum. 8800'e alış koyuyorum. Yani endeks bu aralıkta bana fırsat verecek, pay verecek demiştim, imkan verecek demiştim. Ve son durumda bakın 8900 şu an için kaç? Hemen hemen o seviyeye geldik. Yani 100 puan her gün 30 endekste yapabilirsiniz bu anlamda bunu da söylüyorum. Bir de burada detaylar var tabii ki. 8900 ve 900 üstüne satış koyup 8800'e geldiğinde zaten emriniz otomatikman onu geri alacaktır. Yani kar al seviyesi olacaktır demiştik. Şimdi bu noktadan detayları zaten buradan görüyorsunuz görebilirsiniz. 100 endeks içinde demiştik. 100 endeksinde 8200-225 benim için bugünün direnç bölgesi aşağıda 8100-8095. Yani 8225 ile 8095 aralığında normal bir bantta seyredecek. Beklentim bu diyerek paylaşımı yapmıştım. Bakalım bakın şu an için emrim geldi 8800. Peki X30 yakın vadeden sonra XU 100 endeksinde demiştik. Bakın şu dakikalar satışlar artıyor. XU 100 endekse de verdiğim aralık neydi? 8.095. Peki şu an kaçız? 8.087. Peki Halil senin beklediğin seviyenin altına gelirsen olur. 8.000'e kadar 30 endeks geri çekilebilir. Hatırlıyorsunuz iki gün önce yaptığım çalışmalarda da maymun trendinin sonuna geldik. Büyük olasılıkla endekste 7.000'lere kadar gelebilecek bir kar realizasyon sürecine başladık demiştim. Bunu izleyebilirsiniz. Eğitimlerim için de sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Saygılar.